Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığı ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonuna açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın bu, bu bir iğne oyası modelimiz. Bu iğne oyası modelini sizler için tığa çevirdim. Sıralı şöyle çıtı pıtı Bakın çiçekleri olan bir model arkadaşlar. Hem de yapımı çok kolay. Hem seveceğiniz hem çıtı bıtı, hem sıralı. Yani tüm istediğimiz özellikler bu modelde var. Evet şimdi tığa çevirmiş haline bakalım. Evet arkadaşlarım. Şimdi bu da sizler için tığa çevirdim. Bakın bizimki de çok güzel oldu. Tıpkı oradaki gibi. Çıtı şöyle güzel bir görüntü vererek yapmaya çalıştım sizler için. Evet. Şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle yemenimizin ikişer zincir çekerek tığ battılarını hazırlıyoruz. Tığ battığımızın içine sık iğne ile ipimizi sabitledik. Bir defa tığımın başını doluyorum. Hemen yandaki tığ battığımın içine girip şöyle bir, şöyle iki ve üç. Bu şekilde trabzanımı aldım. Hemen bir, 2 zincirimi çekiyorum sıkı sıkı. Bir defa tığımı doladım. Tırabzanımın içine girdim. 2 2 olarak aldım bu şekilde. Üzerine 5 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı. Şöyle bakın. Hemen kapattım trabzanımın arasına bir tane tomurcuk yaptım. Bu ilk tomurcuğumuz. 5 zincirden sıkı sıkı birinci tomurcuğumuzu yaptık iki defa tığımın başını doladım hemen aynı trabzanı yuva dindik yaprağımız için 2 2 olarak aldım şöyle üçüncü trabzanı yaptım tepesine 5 tane zincir hemen buraya kapatıyorum bu şekilde tekrar bakın her trabzan artırış bir dolama artırıyorum yuvanın içine girdim 2 2 2 ve 2 sonuncu trabzanımız yine 5 zincirimi çektim trabzanımın arasına girip sık iğne ile sabitledim bakın bu şekilde 3 tane 5 zincirden tomurcuk yap yapınca yaprağımızın işlemi tamam oldu 10 tane şöyle sıkı sıkı zincir çekiyorum 5 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sıkı sıkı çekmemiz sebebi şöyle kalıp gibi bir artma işlemimiz olsun şu şekilde arkadaşlar. Bir tane bırakıyorum. ikincisinin içine bu şekilde girerek buraya sık iğne ile sabit. İşlem bu kadar arkadaşlar. Bakın çok da kolay. Yine bir defa tığımı doladım. Yaprağımız için hemen bir sonraki tığ battıya girip 1 2 ve 2 alarak şöyle 3 seferde aldığımız bir trabzan yaptık hemen sıkı sıkı şöyle bir zincir gibi olacak şekilde iki zincir çekiyorum sıkı çekemeyenler bir zincir çeksin altta da bir sık iğne var zaten arkadaşlar iki zincir gibi olmuş olur şöyle bir defa doladım trabzanın arasına giriyorum 2 2 olarak aldım 5 zincir kapatıyorum 5 zincirim bakın buraya sık iğne ile bu şekilde sabitledim 1 2 defa tığımı doladım aynı yuvaya trabzan arasına şöyle 2 şöyle 2 şöyle 2 alarak bu şekilde trabzanımı yapıyorum şöyle 1 2 3 4 5 zincir kapatıyorum kirpiğimi buraya 1 2 3 her seferinde bir tane artırıyorum ve 2 ve 2 2 4 seferde bu şekilde çıkıyorum. 5 zincir 5 zincirimi kapattım. En son yaptığım trabzanımın içine ve yine 10 tane zincir çekerek bu yaprağımızın işlemini de bitiriyoruz. Her noktasını anlatmaya çalışıyorum. Bilenlere belki yavaş gelir arkadaşlar. Bilenler hızlı da dinleyebilir. Bir tane atlayıp ikinciye 10 zincirimi bu şekilde sık iğne ile sabitledim. Bir defa tığımı doladım. Hemen yandaki tığ battıya 1, 2, 2 olarak aldım. Şöyle sıkı sıkı iki tane zinciri çekiyorum. Bir defa doladım ve 2, 2 olarak aldım. Bunu eğer gevşekse eliniz arkadaşlar bir zincir olarak çekebilirsiniz. Şöyle daha minik trabzanınız olmuş olur. 5 zincirimi çektim. Yine aynen bu şekilde kapattım. 2 defa tığımı doladım. Şöyle yuvamızın içine girip 2, 2 ve 2 olarak alıyorum. Her seferinde bakın artma işlemi çoğalınca alım işlemi de 3 sefere çıktı. 5 zincir kapattım buraya 1 2 3 defa hemen trabzana giriyorum 2 şöyle 2 şöyle 2 ve 2 1 2 3 4 ve 5 Evet bu şekilde bitirdik 3 tane olunca tamam oldu sıkı sıkı 10 zincirimi çekiyorum, 7, 8, 9 ve 10. şöyle bir tane tığ battı bırakıp buraya sabitliyim ve üzerine bir tane zincir çekip şöyle arkadaşlar, eğer siz bu şey artma zincirini elinize en son sıkı çekebildiğiniz kadar çekip eğer eliniz artık en son sıkı seviyesi oysa ona göre ayarlayabilirsiniz. Bakın. Fazla gerdirmeyecek, fazla da bolumsu olmayacak. Yoksa marullanır Bu şekilde bakın artma işlemlerini güzel ayarlarsanız bu çiçeğinizin yapacağımız bu kirpiklerin orantısını ayarlamış olursunuz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar 3 tane yaptık sizle. Aynı işlem daha fazla uzatmaya gerek yok anlaşıldı çünkü hemen kirpiklerimizi de yapalım Evet arkadaşlar bakın buradaki 10 zincirli yerden girip bu şekilde sık iğne ile ipimizi buraya sabitliyoruz şöyle 7 tane zincir çekiyorum sıkı sıkı elinizden geldiği kadar sıkı çekin ipinizi çok güzel esnetin Sonra arkadaşlar bakın bu güzelliği bu şekilde kirpiklerinizi kalıp gibi dursun. Şöyle dibini de biraz sıkı yapmaya. Bu alt kısmı bol bırakıldığı için sağ sola yamulma oluyor. Elinizden geldiği kadar oturturma işlemini de sıkı yapın. Ve 7 zincirimi çektim. Buraya sabitliyorum. Tekrar 7 zincir. 5 6 ve 7 kapatıyorum bu şekilde sıkı sıkı evet. şöyle arkadaşlar kirpiğimiz oluştu hemen bunu koparıyorum iplerini de arka tarafta yakıp hemen geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi aynı işlemi nar çiçeği rengimizle yapacağız Yine bir 10 zincirli yere sık iğne ile ipimizi sabitliyoruz ve buraya da 7 zincirimizi çekiyoruz. İpimizi güzel kesnettik dediğim gibi. Şöyle ipi kalın çıkan arkadaşlar buraya 5 zincir de çekebilir arkadaşlar. Şöyle daha zarif bir görüntüsü olsun maksat. 7 yerine 5 zincir çekerek daha kibar kirpikler olabilir. Yedi zincirimi çekiyorum hemen buraya şu oturtturma işlemini de sıkı sıkı oturtturmaya çalışın arkadaşlar şöyle kalıp gibi dursun 6 ve 7 kapattım buraya şimdi kapatıyorum ve Şöyle dibinde de bir tane zincirimi çekip ipimi koparıyorum. Evet. Bir tane de mavi yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi mavi rengimizi de aynı bu şekilde buraya sabitledim. Ve 7 zincirimi çekiyorum. Bu şekilde aynı yere sık iğne ile sabit ve yine 7 zincir aynı işlem kapattım tekrar 7 zincir kapatıyorum bu şekilde şimdi bir tane dibinde de zincirimi çektim kirpiğimizi bakın arkadaşlar kalıp gibi o dibinde sıkı sıkı zincirler sıkı sıkı kalıp gibi kirpikler Evet şu ipimi de temizleyeyim hemen bakalım arkadaşlar bakın şöyle çıtı pıtı zarif bir modelimiz oldu yani kendim yaptım diye söylemiyorum arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu bu şekilde yapımı da kolay yaptıkça insan da hani hevese geliyor Bunlar da bir çırpıda şu kirpiklerde takılıyor Evet modelimiz bu şekilde Yapımı kolay. Görünüşü çok hoş. Çıtır çıtır bir modelimiz oldu. Evet. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videolarımın devamı için emeklerimin karşılığı olarak sizde beğeni ve yorumu eksik etmezseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.